Bu bilgiyi Paris Barış Konferansı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi destekler niteliktedir? 1856 tarihli Paris Antlaşması ile Balkanlardaki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in tarafsızlığı sağlanmıştır. Evet bakalım. Paris Antlaşması ile Balkanlardaki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in tarafsızlığı sağlanmış. Paris Konferansı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu durumu destekler nitelikte? A seçeneğine baktığımızda Avrupa devletleri Osmanlı devletinin devletler hukukundan yararlanmasını kabul edecektir. Burada yer alan madde Osmanlı devleti ile ilişkili bir maddedir. Balkanlardaki Rus nüfuzunu kırmak için Karadeniz'in tarafsızlığının sağlanması ile ilişkilendirilemez. B seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti ve Rusya savaş sırasında birbirlerinden aldıkları yerleri ve esirleri geri iade edecektir. Burada da yine Balkanlar ya da Karadeniz ile ilgili bir durum söz konusu olmadığı için B seçeneğine de ulaşılamaz. C seçeneği Boğazların kapalılığına dair 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi aynen yürütülecektir. Burada Osmanlı Devleti'nin 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte boğazlarda tek başına söz söyleme hakkının elinden alınmasına dair e, madde tekrar gündeme getirilmiştir. Bu da Rusya ile ilişkilendirilemez. D seçeneği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı gösterecektir. Yine burada Ruslarla alakalı, Karadeniz ve Balkanlarla alakalı bir durum yok. Ama E seçeneğine bakıldığında Karadeniz tarafsız duruma getirilecek. Bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine sürekli olarak kapalı olacaktır. İşte bu madde Karadeniz'in tarafsızlığını sağlamak için yapılmıştır. Çünkü ne diyor? Diyor ki ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine sürekli olarak kapalı olacak. Yani Karadeniz'in tarafsızlığı sağlanmış oluyor böylece. Sorunun doğru cevabı E seçeneği. Bu arada bir ipucu gençler yukarıda sizden Karadeniz ile ilgili bir şey isteniyorken baktığınız zaman seçeneklere Karadeniz ifadesinin yer aldığı tek seçeneğin E olduğunu göreceksiniz. Yani eğer soru kökünde Karadeniz diyorsa seçenekler Karadeniz ile ilgilidir. Rus diyorsa Ruslarla ilgili bir seçenek arayacaksınız. Osmanlı Devleti diyorsa Osmanlı Devleti ile ilgili bir seçenek arayacaksınız. Yukarıda mesela Boğazlardan bahsederken ekonomiden bahsederken aşağıda siyasetle alakalı bir şey alamazsınız. Yukarıda kültürden bahsederken aşağıda adaletle alakalı bir şey alamazsınız. Sizden istenilene uygun seçenek seçmek durumundasınız. Burada da istenilene uygun olan seçenek E seçeneği. Konferansta alınan bu kararların durumlarından hangilerine aykırı olduğu söylenebilir. İstanbul Konferansı'nda bildirilen tekliflere göre Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ ile anlaşarak onlara toprak verecekti. Bulgaristan beşer yıllık sürelerle tayin edilecek birer Hristiyan vali tarafından yönetilecek ve muhtariyet idaresine sahip iki eyalet haline getirilecekti. Bulgaristan'da Bulgarca resmi dil olarak kabul edilecek, mahalli milis askeri oluşturulacak, Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacaktı. Ayrıca Bulgarlar için genel af ilan edilecek, Müslüman ahalinin elindeki silahlar toplatılacak ve bu hususların uygulanması için milletler arası bir komisyon görevlendirilecekti. Evet, burada alınan kararlar hangilerine aykırıdır? Bakalım birinci öncül diyor ki Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı. Evet yukarıda Osmanlı Devleti'nden istenilen nedir? Sırbistan ve Karadağ ile anlaşarak onlara toprak verecek. Bulgaristan Hristiyan Vali tarafından yönetilecek. Bulgaristan'da resmi dil Bulgarca olacak. Değil mi? Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacak burada Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığı yok sayılmış. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşılabilir. İkinci öncül Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü. Yukarıda Osmanlı Devleti'nin Sırbistan ve Karadağ'a toprak vermesinin arzulanması toprak bütünlüğünün yine yok sayıldığının kanıtı. Üçüncü öncülde yer alan Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları ne demek? Diyor ki Türk askeri yalnız büyük merkezlerde bulundurulacak diyor. Müslüman ahalinin elindeki silahlar toplatılacak diyor. Milletler arası bir komisyon görevlendirilecek diyor. Osmanlı Devleti'nin kendi ülkesinde ne yapıp ne yapmayacağına ne yapıyorlar? Bir takım devletler karar veriyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın egemenlik hakları da yok sayılıyor. Dolayısıyla tüm öncülere ulaşılabildiği için bu sorunun da doğru cevabı E seçeneği oluyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Sultan Abdülmecit Han, tazimat fermanı ile ilgili ilan edilen hususlara uyacağına dair Hırka-i Şerif dairesinde yemin etmiştir. Evet, burada bahsedilen, bahsedilmek istenen, vurgulanmak istenen nedir? Sultan Abdülmecit Han, tazimat fermanı ile ilgili ilan edilen hususlara uyacağına dair yemin etmiş. Yani burada vurgulanan padişahın da kurallara uyması gerektiği bu durum hukuk üstünlüğü ile ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla da sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. A seçeneğine bakıldığında egemenlik anlayışı rejim ile ilgilidir. Devletin ne ile yönetildiği ile ilgilidir ve Osmanlı devleti her daim tabi meclis açılıp meşrutiyet dönemine geçilene kadar mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Dolayısıyla yukarıda bununla ilgili bir durum söz konusu değil. C seçeneğine baktığımızda feodal yapılanma ülkede padişah haricinde bir takım güçlerinde ortaya çıkmasıdır. Yukarıda bununla ilgili de bir durum söz konusu değildir. Meşruti yönetim meclis sistemidir. Oysa yukarıda meclisten bahsedilmemiştir ki tazimat döneminde meclis açılmamıştır. Meşrutiyet döneminde meclis açılmıştır. D seçeneğiyle de ilişkilendirilemez. Devletin rejimi zaten A seçeneğiyle ilişkilendirilmiyorsa E seçeneğiyle de ilişkilendirilemeyecektir. Burada ilişkilendirilebilecek olan kanun üstünlüğüdür. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Avrupalı güçlerin baskısı sonucunda Rusya'nın bazı kazanımlar elde ettiği Ayastefanos Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesi için Berlin'de bir konferans toplanmıştır. Bu konferans öncesinde geçici ve şartlı olarak Kıbrıs'ın idaresini İngilizlere bırakan Osmanlı devleti Rusya'yı yola getirmek için İngiltere'ye güvenmiş ancak ada bir süre sonra İngilizlerin hakimiyetine geçmiştir. Osmanlı devleti Rusya, İngiltere Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın katılımıyla toplanan Berlin Konferansı sonunda Ayastefano Antlaşması'nın yerine yeni bir antlaşma olan Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Evet, hangisine ulaşılamaz diyor. A seçeneğine bakıldığında Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiğine nereden anlıyoruz bunu? Diyor ki burada bu konferans öncesinde geçici ve şartlı olarak Kıbrıs'ın idaresini İngilizlere bırakan Osmanlı Devleti Rusya'yı yola getirmek için İngiltere'ye güvenmiş diyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bir sorunu tek başına çözememesi ve başka bir devlete güvenmesi güç kaybettiğinin de kanıtı oluyor. B seçeneğine bakıldığında Rusya'nın çıkarlarının engellendiğine, evet İmzalanmış olan Ayastafonus Antlaşması'nın yerine yeni bir antlaşma imzalatmış değil mi Avrupalı devletler? Berlin Antlaşması. Bu durum Rusya'nın çıkarlarının engellendiğinin de kanıtı. C seçeneğine bakıldığında Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiğine. Evet ne olmuş? Kıbrıs bir süre sonra İngilizlerin hakimiyetine geçmiş. Osmanlı Devleti toprak kaybetmiş. İngiltere'nin topraklarını koruyamadığına, yukarıda İngiltere'nin topraklarını koruyamadığına dair bir durum yok. Osmanlı Devleti'ne yardım için gelmesi, yardım amaçlı Kıbrıs'ı üst olarak kullanması ancak daha sonra Kıbrıs'a da el koyması durumu var. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşılamaz. E seçeneğine bakıldığında Berlin Antlaşması'na birçok devletin katıldığına, evet Osmanlı Devleti diyor, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya diyor. E seçeneğine de ulaşılabilir. Bu maddelere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Berlin Antlaşması'nın maddelerinden bazıları şunlardır. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. Girit'te ıslahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir. Evet, burada verilen maddelerden Girit'te ıslahat yapılacak ve Avrupalı devletler destek verecektir maddesi Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışıldığının kanıtıdır. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır maddesi Osmanlı Devleti'nin sınırlarının değiştiğinin, daraldığının kanıtıdır. Burada yer alan Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir maddesi ekonomik kayıplar yaşandığının kanıtıdır. Aynı şekilde Avrupalı devletlerin Girit'te ıslahat yapılmasını istemeleri ve destek vermeleri Osmanlı egemenlik haklarına aykırı davrandıklarının kanıtıdır. Ancak burada verilen maddeler, Osmanlı Devleti'nin yönetim biçiminin değiştirildiğine dair bilgiye ulaşılmasını engeller. Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar her daim monarşi ile yönetilmiştir. Genelde mutlak monarşi, meşrutiyetin ilanı sonrası meşruti monarşi. Ancak yönetim biçimi hiçbir zaman tam anlamıyla değiştirilmemiştir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Balkanlar, Doğu Anadolu, Girit gibi yerlerde ıslahat yapmayı kabul eden ve bu ıslahatların Avrupalı devletlerce denetlenmesini kabul eden Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Evet baktığımız zaman Osmanlı Devleti pek çok bölgede, Balkanlarda, Doğu Anadolu'da, Girit'te ıslat yapmayı kabul etmiş. Ayrıca yaptığı bu ıslatların da Avrupalı devletlerce denetlenmesini kabul etmiş. Ne söylenebilir? A seçeneğine bakıldığında egemenliği altındaki bazı toprakları kaybetmiştir. Burada toprak kaybettiğinden bahsedilmiyor. Avrupalı devletlerce denetlenecek bazı yerlerde ıslahat yapılmasının istendiğinden bahsediliyor. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşılamaz. B seçeneğine bakıldığında Rusya'ya karşı Avrupalı devletlerle ittifak kurmuştur. Yukarıda Rusya'dan ya da kurulan ittifaklardan da bahsedilmemiş. C seçeneği bölgedeki egemenliği büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Evet burada ulaşılabilir olan seçenek C seçeneğidir. Çünkü Balkanlar'da, Doğu Anadolu'da, Girit'te, ıslahat yapılması istenmiş ve bu ıslahatlar da Avrupalı devletlerce denetlenecek denmiş. Yani Osmanlı Devleti'nin bölgedeki egemenliği büyük ölçüde sınırlandırılmış. D seçeneğine bakıldığında sosyal devlet anlayışı doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. Sosyal devlet halkı için çalışan devlet demektir. Yukarıda bununla ilişkilendirilebilecek bir bilgiye yer verilmemiştir. Yayılmacı politikaları izleyen devletleri bölgesinden uzaklaştırmıştır. Hayır, sınırlarını genişletmek isteyen devletleri bölgesinden uzaklaştırdığına dair bir bilgi bulunmamakta burada. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C seçeneği. Bu bilgilere göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Osmanlı devletinde 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletle halk arasında irtibatı sağlayan ayan ve eşraflar mahalli otorite olarak ortaya çıkmıştır. Ayanlar zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp bulundukları bölgede güçlerini ve nüfuzlarını genişletmiştir. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa başkanlığında devlet görevlileriyle ayanlar arasında geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştır. Müzakereler sonucunda 29 Eylül 1808'de bir sözleşme kaleme alınmıştır. Ayanlara bir takım hak ve imtiyazlar veren bu sözleşmeye sened ittifak denilmiştir. Evet birinci öncüle bakıldığında feodal bir yapılanmanın ortaya çıktı. Neydi feodal yapılanma? padişah haricinde kral haricinde yerel güçlerin ortaya çıkmasıydı. Peki burada mahalli otorite olarak ortaya çıkan yani yerel güç olarak ortaya çıkanlar kimlermiş? Ayan ve eşraflarmış. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşılabilir. İkinci öncüle bakıldığında Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin 19. yüzyılın başlarında zayıf olduğu. Evet ne olmuş 19. yüzyılın başlarında? 1808'de bir sözleşme yapılmış. Ayanlara bir takım hak ve imtiyazlar verilmiş. Dolayısıyla ikinci öncüle de ulaşılabilir. Üçüncü öncüle bakıldığında ayanların Osmanlı Devleti'nin mevcut durumundan yararlanma yoluna gittiği. Evet yukarıda ne diyor? ayanlar zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp diyor değil mi bulundukları bölgede güçlerini ve nüfuzlarını genişletmiştir diyor dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşılabiliyor yani sorunun doğru cevabı tüm öncüllerin bulunduğu e seçeneği oluyor. Tanzimat fermanının bu maddelerine göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Evet bakalım. Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can güvenliği, malı, ırzı ve namusu korunacaktır. Vergi herkesin gücü oranında tahsil edilecektir. Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek. Herkes malını, mülkünü istediği gibi tasarruf edebilecektir. Evet A seçeneği diyor ki yönetim biçimini değiştirmek. Yukarıda Tanzimat Fermanı'nın verilen maddelerinde yönetim biçiminin değiştirileceğine dair bir ifade bulunmamakta. B seçeneğine bakıldığında toplumsal alanda barışı sağlamak. Evet gerçekten de yukarıya bakıldığında Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın can güvenliği, malı, ırzı ve namusu korunacak diyor. Ya da hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek diyor. Herkesin gücü oranında vergiler tahsil edilecek diyor. Burada toplumdaki huzurun, barış ortamının sağlanmaya çalışıldığı amaçlanıyor. Dolayısıyla da sorunun doğru cevabı B seçeneği oluyor. C seçeneğine bakıldığında halkın yönetime katılımını arttırmak. Eğer yukarıda meclis açılmıştır deseydi C seçeneğine ulaşılabilirdi. D seçeneği ulusçuluk akımının etkinliğini arttırmak. Tanzimat fermanı ile beraber ulusçuluk akımının etkinliği azaltılmak istenmiştir. D seçeneğine de ulaşılamaz. Devletin egemenlik alanını genişletmek eğer yukarıda sınırların genişlediğine, genişletildiğine dair bir ifade bulunsaydı E seçeneğine ulaşılabilirdi. Ancak öyle bir ifade bulunmadığı için ulaşılamıyor. Tanzimat fermanının bu maddelerine göre Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Irk, din, dil farkı gözetilmeden hiçbir mezhep diğerine üstün sayılmayacaktır. Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır. Birinci öncü diyor ki, dini özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır. Evet, yukarıda ne diyor? Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacak ırk, din, dil farkı gözetilmeden hiçbir mezhep diğerine üstün sayılmayacaktır diyor. Dolayısıyla ıslahat Fermanda yer alan bu maddeler dini özgürlüklerin devlet güvencesi altına alındığının kanıtı oluyor. İkinci öncüle bakıldığında toplumsal alanda birlik ve beraberliği sağlamak amaçlanmıştır. Eğer ırk farkı gözetmiyorsanız, din, dil farkı gözetmiyorsanız burada amaç toplumsal birlik ve beraberliği sağlamaktır. İkinci öncüle de ulaşılabilir. Üçüncü öncüle bakıldığında gayrimüslimlerin ekonomik alanda güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Islat fermanının verilen maddeleri din ile ilgili maddelerdir. Dolayısıyla ekonomi ile ilgili bir madde bulunmadığı için Üçüncü öncüle ulaşılamaz. Sorunun doğru cevabı da 1 ve 2'nin yer aldığı B seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor soruda. Birinci meşrutiyet dönemi. Azınlık isyanlarını durdurmak, devletin toprakları üzerinde farklı siyasi yapıların oluşmasını önlemek gibi nedenlerle 1876 yılında kanuni esası ilan edilmiştir. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar monarşi ile yönetilen Osmanlı Devleti, 1876'da halkın ve padişahın birlikte yönetimde yer aldığı meşruti yönetime geçmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının yaşandığı dönemde azınlıkların daha fazla haklar talep etmesi nedeniyle Mebusan Meclisi kapatılmıştır. 2. Meşrutiyet dönemi. 1908 yılında meşrutiyet yeniden ilan edilmiş, padişahın yetkileri kısıtlanmış, halk yeniden yönetimde yer almıştır. Yine bu dönemde iddia terakki, ahrar, Osmanlı demokrat, ahali fırkası gibi fırkalar ilk kez kurulmuştur. Ancak 2. Meşrutiyet döneminde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşların yanında göçler, isyanlar, siyasi çekişmeler ve toprak kayıpları gibi pek çok önemli olay da meydana gelmiştir. Evet, baktığımız zaman A seçeneği diyor ki 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin rejiminin değiştiğine birinci meşrutiyet dönemine bakıldığında burada ne diyor 1876 yılında diyor değil mi ne olmuş 1876 yılında 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar monarşi ile yönetilen Osmanlı Devleti 1876'da halkın ve padişahın birlikte yönetimde yer aldığı meşruti yönetime geçmiştir diyor. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşılabiliyor. B seçeneğine bakıldığında Osmanlı halkının ilk kez 19. yüzyılda yönetime katıldığına. Evet yukarıda ne diyor? 19. yüzyıla kadar monarşi yönetilirken 19. yüzyılda meşruti yönetime geçmiştir diyor. Dolayısıyla burada bir meclis açılması söz konusu halkın yönetime katılması söz konusu B seçeneğine de ulaşılabiliyor. C seçeneğine bakıldığında çok partili hayatın Osmanlı Devleti'nde 20. yüzyılda başladığına ikinci meşrutiyet dönemine baktığımızda 1908 yılı yani 20. yüzyıl ne olmuş burada? Bu dönemde pek çok fırka kurulmuş değil mi? İddia, Terakki, Ahrar, Osmanlı, Demokrat, Ahali fırkası yani çok partili hayata geçirmiş C seçeneğine de ulaşılabilir. D seçeneğine bakıldığında meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nin sınırlarının daraldığına evet burada ne diyor? Diyor ki ikinci meşrutiyet döneminde Trabluskarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı yaşanmıştır ve burada toprak kayıpları da yaşanmıştır diyor. Dolayısıyla D seçeneğine de ulaşılabilir. Ancak E seçeneğine bakıldığında Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanının ilk demokratikleşme hareketi olduğuna yine kesinlik bildiren kelimelere ulaşamadığımız bir soru. İlk demokratikleşme hareketi Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanı değildir. Ayanlarla 2. Mahmut arasında imzalanan Senedi İttifak'tır. Hatırlayın ne oluyordu Senedi İttifak'la beraber? ilk kez padişah kendi elleriyle kendi yetkilerini sınırlandırıyordu. Dolayısıyla meşrutiyetin ilanı değil, 1808 yılında imzalanan Senedi İttifak ilk demokratikleşme hareketidir. Yani E seçeneğine ulaşılamaz.